Cumhuriyet Halk Partisi ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi dışındaki diğer siyasi partilerden gelip de buraya yardım eden devlet kuruluşumuzdan, özel sektörden, şahıslardan, kurum kuruluşlara, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum efendim. Sayın Genel Başkanım, şu anda bizim Hatay'ın yapı stoku 343 bin civarında. Ağır hasarlı ve bir miktar yıkılmış bina sayımız 9.234. Enkazımız 2.744. Bu enkaz altından çıkan yaralı sayımız 17 bin ve maalesef 7.060 hemşerimizi kaybetmiş durumdayız. Şu anda dün akşam 5 kişi çıkartıldı ama umutlarımız gittikçe tükenmekte enkaz altından çıkarılan insan sayımız konusunda. Daha çok artık enkaz kaldırma çalışmalarına başlıyor arama kurtarma ekipleri. Definlerin şu ana kadar %85'ini yapmış durumdayız. Ve temizlik konusunda da inşallah başka belediyelerimiz de gelmiş ama daha önce biz Adana, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla konuşmuştuk. Çok fazla trafik vardı. Siz geldiğinizde görmüştünüz efendim. İnşallah pazartesinden itibaren temizlik başlayacağız. AFAD'ın da programı var. Birlikte yapacağız. Ben biraz önce toplantıdaydım orada. Barınma konusunda da 1200 konteynerlik yer tespit ettik ve şu anda hayırseverlere verdik. Onlar çalışmalarını yapıyorlar. Çadırda 3000 civarında çadır kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız iki tane gemi gönderiyor. Yola çıktılar. 1200 kişilik kapasiteli yatarak da insanların gemide kalabileceği, her türlü konforunun sağlandığı gemiler. Tabii şu anda Sayın Genel Başkanım en çok bizim ihtiyacımız olan kış şartlarında, bu soğuk şartlarda öncelikli olarak bizim barınma sorunu çözmemiz. Hepsini çözebilmiş değiliz. Bunun dışında konteyner çadırlar kurulmaya devam ediyor. 41 civarında hem belediyelerimiz hem özel sektör hem kamu kuruluşlarından gelip burada aşevi kuruldu. Ve bizim yemek konusunda çok sıkıntımız kalmadı efendim. Barınma sorunu da inşallah hep birlikte çözeceğiz. Tek amacımız şu kritik 1,5 aylık süreçte yaşayan insanlarımızı sağlıklı bir şekilde ilkbahara yaza çıkartmak. Tabii ki bu arada da yeniden Hatay'ın tekrardan inşa edilmesi için de küçük bir grup arkadaşımız çalışmaya başladı. Hatta özel üniversitelerden, devlet üniversitelerden, üniversitedeki öğretim üyesi arkadaşlarımız gelip sizinle birlikte çalışalım. Hatay'ı tekrar ayağa kaldıralım diyorlar. Bunlar bizi mutlu ediyor. En çok mutlu eden, çok üzüntü yaşadık hep birlikte ama beni en çok mutlu eden efendim, demek ki Türkiye'de daha insanlık ölmemiş ve ikinci gününün akşamından itibaren gerçekten herkes Hatay'a ve diğer illerimize yardım etmeye başladılar. Ama bu telekomünikasyon konusundaki sorunlarımızı hala %100 çözmüş değiliz. Ben bugün AFAD toplantısına giderken 6 kişiyle görüşmek istedim. Ben seslerini duyuyorum, onlar benim sesimi duyamıyor. Toplantıda da 2-3 güne kadar çözüleceği konuşuldu. Gerçekten şunu ifade etmek istiyorum. Küçük bir kıyamet yaşadık. Bu normal bir deprem falan değildi. Ondan sonra devam ediyor. Dün akşam da bizim hemen bu yakındaki Doğan köyümüzde oldu. Ondan hemen arkasından Güldere'ne geçti. Akdeniz'e doğru normal depremler devam edip gidiyor. Bugün de artçıları vardı. Ben Sayın Genel Başkanım Zatıalinizin ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bize vermiş olduğu destekten dolayı, belediye başkanlarımızın desteğinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Acımızı hafiflettiğiniz için hepimizin tekrardan başı sağ olsun diyorum. Buyurun başkanım.